emeklilik zammı veriyor. Ondan sonra arkasından da kalkıyor, zam yapılıyor. Ne yapsın millet? İnsanlarımızı memnun etmek çok zor. Kimse keyfinden, sefasından, gezmesinden geri kalmıyor. Bu vatandaşın ekmeğiyle bu kadar oynamasınlar. Bu vatandaş bunların burunlarından fitil fitil getirir bunları. Eskiden bir baba 5 evlada bakıyordu. Şimdi 5 kişi bir babaya yetiştiremiyoruz. Cumhurbaşkanımıza yani bu çalışmalarını her haline hayran kalıyorlar. Bu Türkiye'de niye bu kadar ben nankörlük var? Kusura bakmayın yani. Temmuz ayında elektriğe %15, doğalgaza ise %12 zam yapıldı. Bu artışla birlikte elektrik fiyatları son 3,5 yılda %122 zamlanmış oldu. Yılbaşından beri her ay %1 artış uygulanan doğalgaz fiyatında ise 1 Temmuz itibarıyla konut abonelerine %12 zam yapıldı. Bu zamlar hükümete yakın kesimden de eleştiri aldı. Muhalefet ise son zamları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 5 Haziran'da yaptığı bu konuşma üzerinden eleştirdi. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki, etrafımızdaki Almanya'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de, İtalya'sı da, hele o her şeye burnu... Gelir düzeyindeki artış bu zamları karşılamıyor. Bu fiyat değişikliklerinin enflasyonla birleşerek halkın refah seviyesini olumsuz yönde etkileyeceği söyleniyor. Ya şimdi tabii Türkiye enerjiye çok ciddi bir fatura ödüyor. Hem dünyada son dönemde özellikle enerji fiyatlarındaki artış hem de üstüne kurlardaki artış bize çift yönlü bir baskı olarak geliyor. Ve bu yansıyor da. Bizim vatandaş olarak aslında ekonomide gidişat iyi mi kötü mü? Bunu en net yorumladığımız iki veri enflasyon ve işsizliktir. Enflasyonda da özellikle çok temel ürünler, işte elektrik, su, doğalgaz, ekmek ya temel gıda ürünleri, ulaşım gibi ürünlerdeki zamlar tüketicinin çok daha fazla algısını, beklentisini etkileyecek boyuttadır. Bu açıdan da kamuoyunda da ciddi tartışma da yarattı. Evin içinde 3 kişiyiz. Bir emeklilerle geçiniyoruz. Elektrikler pahalı. Bak su, dün su faturası geldi bana 130 lira. Bu hepsi bir ailenin içinde. Yani ben şimdi haykırsam ne olur? İnecek mi zam? İnmeyecek. Zamları biraz çok buluyoruz açıkçası bir halk olarak. Herkesin evi gibi bizim evimizde normaldir. 300-400 lira elektrik geliyor. Gidip itiraz ediyoruz yine aynı. Sanki sahipsiz bir memleket gibi. Ama memnun değilim derken, yani Tayyip Erdoğan bu memleketi yönetemiyor, gitsin de öbürüsü gelsin diyecek de bir parti göremiyorum açıkçası. Bu zammı yapanların hiç matematik aklı yok mu? Hiç bunların bir alt kesim emekli merhameti veyahut yardımlarla geçiren merhameti, vicdani duygusu yok mu? Acaba onları anneleri dünyaya getirdiklerine direkt makamın başına mı getirdi? Yoksa siz buna işte acımayın bu millete. Bunlar işte vatandaş sesini çıkartmaz. Vatandaş altın yumurtlayan tavuktur. Belli çünkü. Ya emekli maaşı vardır. Ne yapsın ihtiyar? Donsun mu orada? Üşüsün mü? 27 Aralık'tan başladı Türkiye'yi zumbalamaya. Zumbalıyorlar. Ondan sonra 500 eski parayla 500 katrilyon zarar getirdiler Türkiye'ye. Bir PKK musibet olmuş başımıza. Hey! Savaş Ayın programlarını izlesin millet. Onu diyorum ben. Yeter. Başka hiçbir şey diyeceğim yok. Bir o zamana bakalım, bir bu zamana bakalım. Ama ne oluyor bizim halimiz? Ya ben şimdi genel hayatıma bakıyorum. Türkiye'nin gelenine bakıyorum. Ne var Türkiye'nin gelininde? Ya gelsin zam gelsin bilmiyorum ki. Bu İmamoğlu'nda mı kaynaklanıyor yoksa bütün genel Türkiye'de mi bu zam? Bu şeyimizde mi, devletimizde mi kaynaklanıyor? Mutlaki bir bildikleri vardır. Ne diyeyim ben onlara? Yani bu kadar bizim şeylerimiz, silahlarımız şey yaparken yani üretilirken biz dünyaya artık başladık kafa tutmaya. Yani benim Fransa'da da akrabam var, Almanya'da da var, Hollanda'da da var, Belçika'da da var. Gelen hayran kalıyor. Benim elektrik faturam 200'ün altında gelmiyor. Ama %15 zam olduğu için şimdi
belki 230 lira gelecek. Doğalgaz da zaten 250-300 iktisatlı kullandığımız halde. Biz emekliyiz, %5 zam alıyoruz ama zamlar %12-15. Yani kesinlikle ben yani o parayı hiçbir zaman helalinden ödemiyorum. Mecbur kaldığımız için ödüyoruz. Keşke alınabilse geri çekebilseler zamı. Olması gereken zamlar bunlar. Avrupa'nın bütün ülkeleriyle kıyaslayın. En ucuz doğalgaz Türkiye'de. Onlar da euro ile alışveriş yapıyorlar. Onlar da ekmeği peyniri. Biz size müdahale etmedik, siz etmeyin. Gayet düzgün konuşuyorum. Karışmayın, bırakın siz fikrinizi söyleyin. Avrupa'da en ucuz doğalgaz Türkiye'de. Ben 4 kişilik bir aileyim. Ayda bana gelen doğalgaz faturası 65 lira. Şimdi devlet yönetiyoruz. Devlet yönetiyoruz. Devletin gelirlerinden biri de vergilerdir. Biz doğalgaz çıkartan bir ülke değiliz. Biz bunu satın alıyoruz. Bize satın, bunu satan ülkeler acaba kaça satıyor? Hiç biliyor musunuz? Hem kur artışı hem de dünyadaki enerji fiyatlarındaki artış bir araya gelerek bu çok yüksek oranlı tabloyu karşımıza çıkardı. Enflasyonun yükselmekte olduğu bir dönemde, bir de üzerine pandemi dönemi, birçok çalışanın gelir kaybına da yol açtı. Reel olarak ücretlerde kayıp yaşanan bir dönemde enflasyondaki yükselme refah kaybı anlamında çok daha fazla bir anlam ifade ediyor. Gelirler giderleri hiçbir zaman için karşılamıyor. Hep biz içerideyiz, hep bir ay geriden geliyoruz. Doğalgaza zam geldiği zaman evet, her şeye zam geliyor. Şimdi A101 çok, en hani bunlar ucuz değil mi? 5 lira aldığın şeyi şimdi 15 liraya alıyorsun. %100'den fazla etkiledi. Ben mesela alışveriş yapıyorum, bakıyorum fişime, 25 liralık alışveriş yaptıysam 6 lirası KDV. Haram zıkkım olsun. Yani ekmeğe bile KDV ödüyoruz. Bu nasıl bir şey? Fırsat düşkünleri. Ya şimdi şu anda kooperatifler kuruluyor. Devletin yavaş yavaş kuruluyor. İnşallah oralar başlarsa şeyde düşecek. Marketlerde düşecek. Kooperatifler kuruluyor ya. Ne yapsın devlet, ne yapsın bu insanlara? Fırsat düşkünleri. Canım benim, zaten her şeyi ateş pahası. Zaten ben markete gidiyorsun, 100 liranla 5 liranla çıkıyorsun. Her şey pahalı. Ayağımız, hani diyorlar ya, ayağını yorganına göre uzat. Biz de öyle yapıyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Yaşıyoruz bir şekilde. Ama buna da şükür diyelim artık. Ne diyelim? Şöyle anlatayım size. Türkiye'de bir baba yine bir aileye bakabiliyor. Ama Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da karı koca çalışamazsa geçinemez. Ama şükretmiyoruz. Öyle bir hale geldik ki şu anda Avrupa bizi hep izliyor. Avrupa bize gıptayla bakıyor ve bizi çekemiyor. Çekemediği halde ama biz kendi insanımızı mutlu edemiyoruz. Her türlü imkanlarımız olduğu halde. Ama biliyorum, bir kin ve öfke İslam'a. İslam'a karşı bu kin ve öfke. Öncesi 20 yıl öncesine baktığın zaman Türkiye sıradanın altında bir ülkeydi zaten. Kimse itibar etmiyor. Bir devlet adamın yanında bizim Cumhurbaşkanımız oturduğu zaman bu şekilde oturuyordu. Ama bizim Cumhurbaşkanımız gitti, böyle oturdu. Hatta böyle oturdu. Sen dedi Amerika'ysan, ben dedi Türkiye'yim dedi. Bunu bir kere anlamak lazım. Halen bu ülke ayaktaysa, halen her şey yapılıyorsa bu ülkenin başındakine teşekkür etmek lazım, minnetlerini söylemesi lazım bu halkın. Eğer bu halkta biraz vicdan ve Allah korkusu varsa. Teşekkür ederim. Yani şunu hiçbir zaman unutmasın bu ülkenin yöneticileri. Bu memlekette benzine zam yapılır, 3 gün konuşuruz. Doğalgaza zam yapılır, 1,5 gün konuşuruz. Elektriğe zam yapılır, 1 gün konuşuruz. Ama bu vatandaşın ekmeğine zam yaptığın zaman ekmeğime dokunmaya diye vatandaş haykırır. Bu geçmiş hükümetlerde bunun hepsi yaşanmıştır. Türkiye'nin bence kapsamlı bir dezenflasyon programına ihtiyacı var. Enflasyonla mücadelede burada bir numaralı görev, rol her zaman ve her yerde olduğu gibi Merkez Bankası'na düşüyor. Sıkı para politikası ve gerektiği kadar sıkı para politikasına ihtiyaç var. Bu her zaman gerekli. Fakat bunun yanında enflasyonu yaratan ana dinamiklerden birisi Türkiye'de kur artışı. Kurlardaki artışın ana nedeni de Türkiye'nin cari işlem açığı vermesi. Yani bu işin ana çözümü cari açık vermeden ya da mümkünse çok az açık vererek büyüyecek bir yapıyla ilerlemektir. O da bugüne göre daha az ithalat yaparak üretmek ve
bugünkünden daha fazla ihracat yapmakla mümkün olur.